Sedat Peker, 26 Haziran 1971 yılında Sakarya'da doğdu. 90'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan mafya oluşumlarının içerisinde yer alması nedeniyle yargılandı. 1997 ve 1998 yıllarında çete kurmak suçlaması ile yargılandığı davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdi. 12 Mart 2005 tarihinde Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı. 31 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava sonucunda alınan kararda çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, hürriyetinden yoksun bırakmak ve evrakla sahtecilik gibi suçlardan dolayı toplam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uzun tutukluk süreleri göz önünde bulundurularak cezasının 10 yıldan 5 yıla inmesiyle Tuncay Özkan ve Levent Göktaş ile birlikte tahliye edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi Özkan ve Göktaş hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarken Peker hakkında herhangi bir adli kontrol uygulamadı. Hapishaneden sonraki yaşamında AK Partisi destekçisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranlığını açıkça dile getirdi. 1990 yılında Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı aynı davadan müebbet hapse mahkum olmuştur. Tehditle tahsilat yapmak, zorla hale koymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi. Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada 24 Mayıs 1999 tarihinde tahliye edildi. 8 ay 29 gün cezaevinde bulundu. 12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava 31 Ocak 2007 tarihine kadar bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tehdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandı. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve 5 yılı aşkın tutukluk hali göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocuklar Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlar ile gündeme gelmiştir. 9 Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı'nın Team Center'da organize ettiği yılın en iyileri ödül töreninde Sedat Peker'e yaptığı yardımlarından dolayı en hayırsever iş adamı ve yaşam boyu onur ödülü verildi. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği yani MİSİAD İzmir Şubesi'nin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılmıştır.